Çanakkale'ye geri gönderim merkezi kuruluyor. Göç İdaresi Kurucu Müdürlüğü görevini yürüten Resul Karakurt, Türkiye'nin göç politikası, müdürlüğün faaliyetleri ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için bir geçiş noktası haline gelen Ayvacık ilçesinde kurulan geri gönderme merkezi hakkında bilgiler verdi. Türkiye'de yeni kurulan bir genel müdürlük var. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Bu genel müdürlüğünde il müdürlükleri oluşturuluyor. Siz bu genel müdürlüğünün il müdürü, kurucu il müdürü, Çanakkale kurucu il müdürü olarak görev yapıyorsunuz. Resul Bey, bu yapıdan bize bahseder misiniz? Tabii, yani Türkiye'de dediğiniz gibi Göç İdaresi Genel Müdürlükleri, Genel Müdürlük kuruldu ve 81 il ve 148 ilçede de İl İdaresi, İl Müdürlüğü ve Göç İdaresi İlçe Müdürlükleri kuruldu. Kanunen kuruldu. Bunların kuruluş çalışmaları devam ediyor. Çanakkale'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak Kepez'de hizmet vermeye başlayacağız. Kuruluş çalışmalarımız bitti. En kısa zamanda İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan çalışmalar Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne devredilecek ve hizmet vermeye başlayacaktır. Efendim, bu kapsamda Türkiye genelinde 14 tane bulunan geri gönderme merkezlerinden bir tanesi de Çanakkale'de Ayvacık ilçesinde yürütülen bir çalışma var. Burada bir geri gönderme merkezi yapılıyor. Bu merkez hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? Bildiğiniz gibi sığınmacılar bir ülkeye geldiği noktadan itibaren belli işlemlerin yapılabilmesi için bir süre gerekmektedir. Bu süre bitene kadar bunların bir yerde tutulması gerekiyor. Yani bir yerde ikame edilmeleri lazım. Yaşamlarını sürdürmeleri lazım. Bu anlamda da Türkiye'de 14 tane geri gönderme merkezi şu anda bulunuyor. Kuruluşları planlandı. Bizim ülkemizde 14 taneden biri de Çanakkale Ayvacık ilçemizde kuruldu. Yaklaşık 250 kişilik kapasitesi olan, 500 kişiye kadar kapasitesi artırılabilir bir geri gönderme merkezinin planlanması yapıldı. İhale aşamasında, bu ay içinde inşallah ihalesi yapılacak ve bu bittiği noktadan itibaren 3 yıldızlı bir otel seviyesinde, kapasitesinde bir geri gönderme merkezimiz olacak. Yakalanan insan kaçakçılığı şeklindeki sıkıntılarımızı biliyorsunuz. O şekilde yakalanan sığınmacıların mülteci konumuna gelene kadar sürdürecekleri işlemler için 6 aya kadar biliyorsunuz bir işlem süreci gerekiyor. Orada kalabilecekler. Böylece biz de onlara insani bir şekilde muamelede bulunmuş olacağız Türkiye olarak. Efendim, müdürlüğünüzün yürütmüş olduğu bir çalışma da var. Yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizdeki hizmet veren kurum ve kuruluşlardan nasıl hizmet alacağına yönelik hem yabancıları yönlendiren hem de kurum ve kuruluşları yönlendiren bir projeniz var. Yani bir yabancı uyruklu vatandaş hastaneden, milli eğitimden ya da farklı bir kuruluştan hizmet aldığında hangi yöntemleri izlemesi gerektiğine dair bir elde açıkçası belge yok. Bununla alakalı bir projeniz var. Bu proje nedir, neyi amaçlıyor? Evet, çok güzel bir tespitin sizde var. Biz de öyle bir tespitte bulunduğumuz için böyle bir proje ortaya çıktı. Tespitimiz şu: insanlar sığınmacı olsun, mülteci olsun, ülkemize adım attıkları andan itibaren yüzle geldikleri sorunların çözümüyle ilgili ne yapacaklarını bilmiyorlar. Çocuğunu okula yazdırmak istiyor, nereye gideceğini veya nasıl hizmet alacağını bilmiyor. Ve hastalandığında, hastaneye gittiğinde hastanedeki görevli personel, doktor olabilir, hemşire olabilir, hangi mevzuata göre nasıl tedavi edeceğini bilemeyebilir. Biz bunların eksikliğini yaşadığımız için düşündük ki bu sığınmacılara ve mültecilere yönelik hizmet veren gerek kamu kurumları olsun, gerek sivil toplum örgütleri olsun, bunların bu sığınmacılarla ilgili mevzuatta ne yapmaları gerekiyor? Yetkileri nelerdir? Görevleri nelerdir? Sorumlulukları nelerdir? Bunları ortaya çıkaracak bir çalışma yapalım. Bu kapsamda bizim bazı faaliyetlerimiz olacak. Bir tanesi, bu sığınmacılar ve mültecilerin bir şekilde Türkçe öğrenmelerini sağlayacak bir Türkçe kursları. Çünkü derdini anlatması gerekiyor. Dolayısıyla bu ülkenin içinde yaşadıklarına göre Türkçe bilmeleri gerekiyor. İkincisi, kamu kurumlarında çalışan personelimizin bunlara hizmet verirken hangi mevzuata göre nasıl hizmet vereceklerini gösteren bir çalışma olacak. Bunlarla toplantılar yapacağız, bunlarla hizmetçi eğitimleri yapacağız ve bunları bir kitapçık olarak ortaya çıkaracağız. Bu kitapçık hem yabancılar için hem bizim kurumlarımız için ve sivil toplum örgütü için bir rehber niteliğinde olacak. Bu kitapçığımız hem Türkçe hem İngilizce olacak. Dolayısıyla her gelen sığınmacıya biz bu kitapçıdan bir tane verdiğimizde sığınmacı hangi mevzuata göre hangi kurumdan hangi hizmeti alabileceğini bilebilecektir. Bu hem bizi rahatlatacaktır ülke olarak, hem Çanakkale insanını, hem kamu kurumlarımızı, hem de sığınmacıların bir an önce sorunlarının çözüm bulmasına koyarak sağlayacaktır. Bu kapsamda iyi bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Bu proje için biz Avrupa Birliği'ne başvurduk. Fonlama için, çünkü Türkçe kurs gerekecektir, kitapçık basılacaktır, bir çalışmalar, hizmetçi eğitimler. Eğer fon bize sağlanırsa, ki ümitliyiz bu fondan, bir sivil toplum örgütümüz,
kent konseyimiz ve il göç idaresi müdürlüğü olarak böyle bir projeye başladık. Güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum.